İnşallah bundan sonra hedefimiz final. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Başakşehir'deki bir semt pazarını bazı özellikleri diğer pazarlardan ayırıyor. Bakalım hangi özelliklermiş bu semt pazarını diğer pazarlardan ayıran. Buraya semt pazarı demek haksızlık olur. Burası AVM standartlarında hizmet veren Başak Pazar. Böyle sokak ortasına kurulmuş, itfaiyenin geçemediği, ambulansın geçemediği, işte sabahın köründe evinde uyuyanların rahatsız edildiği bir pazar mantığı olmamalı. En altında iki kat otoparkı var. Üst katında tekstil katı, bu katta işte gıda bölümü. Haftada iki gün bu şekilde pazar kuruluyor. Salı günleri ise sadece kadın satıcılar tezgah açabiliyor. Başakşehir'de oturup da el becerisi olan bir bayan herhalde ekonomik sıkıntı yaşamaz diye düşünüyoruz. Çünkü buraya getirip satacağı ürünlerle ilgili. Eğer parası yoksa mikro krediyle kredi açıyoruz. Overlockçu olarak çalışıyordum zaten tekstilde. Ama çocuğum hasta olduğu için ayrılmak zorunda kaldım. Mecbur ben evimin bir odasını ayırdım. Makinelerim var iki tane. Dikiyorum, satıyorum. Mikro kredi de kullandım ben. Kendim işte gıda olarak böyle aldım. Niyetim daha çok böyle ufak bir dükkan açmak istiyorum. Kendime ait. Çift saat müziğini seviyoruz. Çalıyoruz burada. Arkadaşlar dinliyorlar sağ olsunlar. Pazar yeri standartlarıyla dünyada tek. Uluslararası kalite belgeli Başak Pazar'da hem satıcılar hem de müşteriler için her türlü konfor düşünülmüş durumda. Tezgahların kurulduğu toplam 16 bin metrekarelik kapalı alan sanayi tipi makineler yardımıyla ısıtılıyor ve kış aylarında kapalı alandaki sıcaklığın 18 derecenin altına inmesine izin verilmiyor. Böyle bir pazar Türkiye'de yok. Demişler dünyada var mı, onu araştıralım, dünyada da yok. 10.002 kalite belgesi, yani bu müşteri memnuniyeti kalite belgesi. Onu da tabii arkadaşlar aldı. Sunulan hizmetler pazar yeriyle de sınırlı değil. Salı günleri tezgah açmak isteyen kadınlar evlerinden servis de alınıp akşam yine evlerine kadar serviste bırakılıyor. Evet, umuyoruz tüm Türkiye'ye yaygınlaşır böyle pazarlar. Ambulans geç geldi ya da yolda kaza yaptı gibi durumlarla artık daha...